İyi akşamlar sevgili takipçilerim. Sevaş'ınız yine gündemi değerlendirecek. Hazırsanız hemen başlıyorum o zaman. Biliyorsunuz 3 günlük yas ilan edildi. Yine ortalık karıştı. Yine her şeyi yanlış anlamaya, her şeyi çarpıtmaya çok meyilli bir toplum olduk. Bana bile şöyle bir yorum geldi arkadaşlar. Belki 41 kere e, İsrail'i lanetledim. Bunun bir terör eylemi olduğunu söyledim kabul edilemez olduğunu söyledim. Nedense birileri nasıl anlamak istiyorsa o şekilde anlıyor. E, beni İslamofobi e, biraz İslamofobi'ye yakın e, öyle bir şey paylaşmış. Tam açılımını şimdi şey yapamıyorum. Yani diyor ki e, sende bir İslamofobiklik var gibi bir e, yorumda bulunmuş. Bunu nasıl kanıya varmış, nasıl çıkarmış söylemlerinden anlamak mümkün değil. Çünkü e, nasıl gaziler için Gazeli çocuklar için, masum siviller için kabul edilemez dediysem, o işte Hamas'ın işte ne bileyim kamyon kasasında bir kadın bedenini sergilemesi, tükürmesi, üstünde tepinmesi, bu da kabul edilemez. İsraillerin top yekten hepsini suçlamak doğru değil dedim diye beni İslamofobik bulmuşlar. Varsın ben doğruları söyleyeyim. Anlamak isteyen anlamak istediği gibi anlasın. Bir de Orta Doğu hakkında ne biliyorsunuz? En azından düşmanlıkla bu problemin çözülmeyeceğini biliyorum. E, husumetle, kinle, e, yaygarayla çözülmeyeceğini bilecek kadar bir bilgi birikimim var. O bölgedeki bu din eksenli e, kavganın e, kazananı olmayacak arkadaşlar. O yüzden hamasetle, e, kuru gürültüyle, yaygarayla hiçbir çözüme ulaşılmaz. Dünyaya e, hamasın e, yaymış olduğu o görüntüler, o konserde kadın kaçırmak, e, kaçırdığı kadınları e, bedenlerini teşhir etmek. Bunlar, e, bunları yaptıktan sonra da masum, haklı davalarının e, sulandıran Hamas bence öyle yaptığını düşünüyorum. Filistinlilerin haklı mücadelesini e, ve onların arkasına saklandıklarını düşünüyorum. Hiçbir terör örgütünü buna işte el işit ve benzeri türevlerini hiçbirinin eylemleri kabul edilebilir gibi değil. O yüzden e, bunu söyledim diye İslamofobik oluyorsam eğer gerçekten böyle anlıyorsanız siz İslam'ı başka bir yere koyuyorsunuz demektir. Terör örgütleriyle ya da e, bu tarz uzantıları olan insanlarla İslam'ın aynı kefeye konulmaması gerektiğini düşünenlerdenim. Siz eğer dininizi terör eylemleriyle böyle kötülükle özdeştirirseniz dünyadan destek bulamazsınız. Bunun neticesinde de olan masum Filistinli çocuklara, kadınlara ve sivillere olur arkadaşlar. Çıkıyor, e, siyasetçi diyeceğim, ismini bile vermek istemediğim bazı güruhların öyle açıklamaları var ki arkadaşlar, yani gerçekten diyorsunuz ki bunu bir kadın mı söylemiş? Bakın direkt e, söylemini direkt söyleyeceğim ki e, eksiksiz olsun kadının söylemi. Hani kendi uyduruyor demesinler. İsmini vermeyeceğim ama söylemini sizlerle paylaşacağım. Objektif olmak zorundayız. Eğer objektif düşünmez, objektif konuşmazsak olayları tek taraflı e, tek bir gözden anlatırsak e, tabii ki yani her zaman kendi pencerenizden baktığınız için kendi istekleriniz doğrultusunda haklı olursunuz. Mesela işte bir partili diyorum, partinin adını da vermiyorum, kadının ismini de vermiyorum. Ne demiş? Kıyafeti, iç çamaşırı, türevi olan biri üzerinden dünyayı aya kaldıranlar. Bir kadından bahsediyor. Masum, bir askerden değil, bir e, ne bileyim profesyonel, eli silah tutan birinden bahsetmiyor. Konserdeki bir kadından bahsediyor. Bir Alman vatandaşından bahsediyor. Onu kaçırdılar biliyorsunuz ki o kişinin annesi çıktı konuştu falan. İşte arabanın üstünde üstüne tükürmeler, kafasının üstünde adamların postalları. Yani bu şekilde mi algılıyorsunuz İslam'ı? Uzantıları da buradan işte e, aşağılayaraktan kadının kıyafeti üzerinden sanki o muameleyi, o durumu hak ediyormuş gibi. Bu şekilde mi Filistinlilere yardımcı olacaksınız? Bu uslupla, bu tavırla mı İslam'a katkıda bulunacaksınız? Vah ki ne vah! İşte... E, ben e, biliyorum bazıları tarafından e, kabul edilmese de ben dedim ki e, öldürülen bebeklerin ister Filistinli olsun ister ne olursa olsun dini, dili, ırkı biz bunları düşünerek ya insanlık onuru ayaklar altında. Ben Gazzeli çocuklar için inanın gözyaşı döktüm. O videoları izlerken onların acılarını iliklerime kadar hissettim. Ama bunu hissederken hasmani, öc alma duygularıyla değil bir insan olarak oradaki dramı içselleştirdim, içimde hissettim. Yaşadıklarını kabul edemedim. Bombalanmalarını, savaş altında o korkularını iliklerime kadar hissettim. Aynı şekilde etnik kökeninin ne olduğunun hiç önemi yok. Bir yerde çocuklar bombalanıyor olsa aynı şeyleri gene söylerim. Bu beni eğer İslamofobik yapıyorsa yani sizin İslam anlayışınıza göre öyleyse diyecek kelime bulamıyorum. En çok İsrail'in politikalarını lanetleyen programımda ilk günden beri kabul edilemez diye burada feryat edenlerden birisi benim. Nasıl böyle bir şey bana kondurabiliyorsunuz? Söylemleri nasıl çarpıtabiliyorsunuz? Ne anlamak istiyorsanız onu anlıyorsunuz. Savaşın kazananı olmaz arkadaşlar. Savaşta her zaman bu kirli oyunu, senaryoyu oluşturanların zarar görmemesi, görenlerin siviller olması en acı tarafı. Benim İsrail'e bir yakınlığım yok. Yani Linet de benim babamın kızı değil. Ama e, birilerine tükaka deyip yuhalanırken Linet diyor ki Suriyeliler mülteci gelince kabul etmiyorsunuz da e, Linet'i kabul ediyorsunuz diyor. Linet 500 sene önce Osmanlı zamanında gelmiş soyları, kökleri. Linet dün İsrail'den buraya mülteci olarak gelmemiş. Ya o kadar cahilce yorumlar geldi ki yani bazen diyorum ki gerçekten Sevda sen konuşma. Yani ne dersen e, farklı anlaşılacak. Dilan Polat'tan para aldığını söyleyenler olmuş. Ee, Dilan Polat buna rüşvet vermiş diye. Ayol ilk günden beri eleştiren benim. Niyeyse işte insanların belki de sewoşumuzu anlamak için belirli bir zeka seviyesinin üstünde olması gerekiyor bazılarının. Çünkü o kadar açık ve net bir şekilde söyledim ki ben bunu ikinci sayfanın e, kız kadını çağırdılar, güle oynaya davet ettiler. O canım cicimler çektiler. Şimdi de hasımlarını çıkartıp Evi küçük müydü? Nasıldı deyip yaygara yapıp üstünde tepiniyorlar. Ben bunun yanlış olduğunu söyledim. Bu demek değil ki Dila'nın suçsuz, Dila'nın yaptıkları normal. Ayrıca da arkadaşıyım diyenler şimdi çıktılar o debdebeli kahveleri içerken, şatafatlı ne bileyim konuşmalar yaparken, herkesin onun yanında durarken ses etmediler. Ne zaman yere devrildi, o zaman konuşmaya başladılar. Bu mertlik değil. Bu ee, çok çirkin bir şey. En az Dilan Polat'ın yaptığı kadar yanlış dedim diye Dilan Polat'ı tutuyor dediler bana ya. Ya ne deseniz bir taraf o kadar hasmani ve bileylenmiş bir şekilde takım tutar gibi. Mesela Dilan Polat kötü, tamam bitti. Vurun abalıya, taşlayalım, öldürelim gibi bir bakış açısıyla bakıyorlar. Ben bir yorumcuyum ve objektif olmaya çalışıyorum her pencereden bakıp değerlendirme yapıyorum. Anlayan beni anlıyor. Ayol benim kadar Dilan Polat eleştiren mi oldu Ayol? Demedim kalmadı kadına yol ama ben bunları söylerken en başından beri söyledim. En başından beri o içici yayınları yaparken, o millete tepeden bakıp hava atarken, tükürürken o zaman söyledim. Şimdi de ee, arkadaşıyım diyenler, süslü laflar edenler çıkmış kanal kanal gezerek evi küçücüktü, gece konduydu yine bugün ikinci sayfada oturduğu eski evin görüntülerini koyarak arkadaşlar bu yayıncılık değil. Bakın e, parasının gazeteciler yapıyor Murat Arel'in mesela e, haberleri. Habercik niteliğinde. Bakın saygı duyuyorum. Çünkü gidiyor ne bileyim işte bir gazetecinin ulaşabileceği bilgilere e, sahip oldukları için Murat Ariel mesela gibi gazetecilere saygı duyuyorum. Gidiyorlar adli mercilerden belgeleri topluyorlar, bilgileri topluyorlar, belgeye bilgiye dayala konuşuyorlar. Buna saygı duyarım. Ama sen kalkacaksın gece konduda mı oturmuş? İki oda mıymış? Bir oda mıymış? Böyle mahalle karısı gibi saçma sapan öncesinde çağırıp kaç para verdim? Beş tane mi arabam var? On tane mi arabam var? Ben buraları eleştirdim. Bir de bunu eleştirirken de dedim ki sakın biliyorum çünkü bazı mandavallar atlayacak. Buraları eleştirirken sakın Dilan Polat'ı savunduğumu düşünülmesin. Dilan Polat'ın yaptıkları yenilir yutulur değil. Zaten yargıya intikal etti. Cezasını yargı verecek diye de söylediğime rağmen Dilan Polat'tan para almış dediler benim <laughs> için. Yani linç etmeye ya da İşimize geldiği gibi anlamaya ne kadar bayılıyoruz değil mi? Kendimi bakın ifade etmeye çalışıyorum. 41 kere lanetlemişim İsraili e, ama İslamofobik olmuşum. düşünebiliyor musunuz? Neden İslamofobik oldum biliyor musunuz? Çünkü e, ölen sivil masum insanlar e, İsrailli' de olsa dedim, Yahudi de olsa kabul etmem dedim ya. Bunu söyledim ya, köktenci bakmadım ya. Çünkü be, ben de zeka var kardeşim. İsrail'in içinde Netanyahu'nun politikalarını kabul etmeyen bir kesimin olduğunu söylüyorum bakın. Veya Yahudilerin hepsinin aynı görüşte olmadığını söylüyorum. Yok. Hep top, topyekun ne yapalım? Yok edelim. Öyle bir gücünüz de yok kardeşim. Hani hep Türkiye'den bekliyorlar. Yok etsin o zaman aa, buyursun Araplar. Madem öyle. Niye yok etmiyorlar? Ya, yani, hamasetle bana cevap vermesinler. Yani bilgi, beni bilgisiz diyene soruyorum buradan yani. Yani e, çapınız kadar konuşun kardeşim. Kutlamalar yapıyordu. İşte Hamas'ın yüzünden bakın bu diye nasıl geldi? Masum olan masum Gazze'li çocuklara oluyor. Bu masum çocukların arkasına saklanıyor Hamaslılar. Artık artık neyse yani terör örgütü mü dersiniz ne derseniz nasıl adlandırırsanız işte o kamyon kazalarında dünya kamuoyunu öyle bir yanlış yönlendirdiler ki ben zaten bunların danışıklı dövüş belki de Netanyahu ile planlamışlardır bu durumu. O bile olabilir. Emin olun ben İsrail politikalarını, şu anki hükümetin politikalarını kabul etmiyorum, beğenmiyorum. Terör öylemi olarak görüyorum dememe rağmen ya. Bana diyorlar ki bir de çok tekrarlıyorsunuz aynı şeyleri. Neden biliyor musunuz? O bazıların kalın kafası alsın diye. 40 kere burada kınamışım ya. Nasıl mı dersiniz ki İslamofobik? Ne yapacağız yani El-Kaide'nin ya da IŞİD'in eylemlerini İslam'ın gereği olarak mı göreceğiz? Öyle mi bakacağız? Öyle bakarsam bu ben sizin gözünüzde Müslüman olacağım veya iyi insan olacağım? Ay ne kadar ya diyorum ki masum insanın dili, dini, ırkı ne olursa olsun ya ölmesin masum siviller, insanlar. Hangi dinde var bu? Hangi din, hangi inanç bırakın Müslümanlığı? Hiçbir dinde birilerinin masum insanların üzerinde tepinmek Olacak iş mi ya? Bakar mısın buradaki uzantılarda da öyle diyor. Yarı çıplak işte bilmem ne. Kılığıyla, kıyafetiyle gördüğü muameleyi hak ettiğini söylemeye çalışıyor. Bir de bir partide. Maalesef bunun gibileri de bizim ülkemizde yol verdiler bu zihniyetteki insanlara. Siz böyle mi çözeceksiniz Filistin sorununu? Dünyaya böyle mesajlar vererek mi? Çıkıyor bir tanesi de diyor ki Hitler'i rahmetle anıyoruz. Böyle mesajlar vererek mi siz Filistinlilere faydalı olacağınızı zannediyorsunuz? Ya yani bu mesajlarla bu bu ancak ne olur konuşmaktan öteye gitmez. Oradaki yangını durdurmaya, oradaki çocukların dramını e, söndürmeye yetmez arkadaşlar. Savaş tam tamları çalmak, o kabadayı kabadağı laflar söylemek kolay olan. Zor olan ne biliyor musunuz? En zoru barıştır. Oradaki çocukların haklarını korumak. Bakın insani yardım bile giremiyor. İşte buna neyin neden olduğunu da önce bilmek lazım. Çünkü hunharca insan haklarına aykırı davranışları sivillerin içerisine bodozlama dalıp e, yaptıkları eylemin neticesini yaşıyor yazık Filistinli çocuklar kabul ettiğimizden değil her ikisi de terör İsrail'inki de Hamas'ınki de ikisi de terör dedim diye ben de İslamofobik oldum neyse çok dediğim gibi derinlerine dalmayacağım dünkü olayı özetlemek istiyorum hakaret edenler olmuş bana sen ne anlarsın ki valla bir çoğundan çok çok daha iyi anladığım bir gerçek yani sizin tahmin edemeyeceğiniz kadar bir takım konu çünkü ben bilgi oldum olası meraklı bir kadındım ve hiçbir zaman bilgiyi tek taraflı almadım biliyor musunuz? Tek bir insanı dinlemem, tek bir ideolojiye bakarak değerlendirmem. O yüzden objektif olduğumu düşünüyorum. Her tarafı bir konuda bilgi edinmek istiyorsam birkaç kişiyi de dinlerim. Birkaç farklı görüşü, birkaç hatta farklı bakış açısını dinlerim ve süzgecimden geçiririm. Yani öyle sizin e, o 3-5 tane beni e, boş zanneden insanların düşündüğü kadar değilim. Ben e, gerçekten e, bir takım konularda sizin zannettiğinizden çok çok daha bilgili olduğumu düşünüyorum. Ve realist olduğum için, gerçekçi olduğum için, gerçekler de hamasetten uzak olduğu için böyle tek yönlü bakanlara beni kendi tarafında görmedikleri için tabii ki e, yorumlarımı beğenmeyecekler. Hatta beni düşmanlaştırıp tükaka diyecekler. Yine Engin ve Dilan Polat'la ilgili e bakın Murat Ağrel ne diyor soruşturmayı enteresan şeyler yaşanıyor diyor. E, Engin Polat bana her ne kadar kendisi üzerinden prim kasmaya çalıştığımı söylese de o iş öyle değil. Zaten bir toplu yayında e, Engin Polat'la Murat Ağerel böyle bir laf dalaşına e, prim kasma dedi Murat Ağerel'e. Ha sen misin bunu diyen ben bu konulara meraklı değildim artık sizin e, sorduğum sorulara cevap veremiyorsunuz diyor. Vermiyor değil, veremiyorsunuz diyerek dosyaya e, el attı ve dosyada inanılmaz şeyleri açıklıyor. Dosya çağlayan Anadolu Başsavcılığı'na gidip tedbir kararı alınana kadar diyor. Beşer dakika aralarla diyor 21 şirketten devredilen ve e, Milda Gayrimenkul adı firmasından çekilen toplam 500 milyon TL 500 milyon TL paralar, 5 dakika arayla paralar e, çekilmeye başlanmış. Ondan sonra herhalde bir e, yasak mı gelmiş? Ve ta Gürcistan'a kadar yasa dışı bahis, baronlarının paralarının aklandığı iddiası varmış. Yani e, korkunç arkasında büyük, illegal yapıların olduğundan bahsediyor. Zaten belli bir şey, malumun ilanı. Bunu zaten Yeşim Salkım da söyledi. Bunlar piyon. Bunların aklı yetmez bu kadar e, büyük paralarla ilgili plan yapmaya diye. Ama bazıları hala ee, arkadaşlar çok enteresan geliyor. Geçen ne dediler? İşte ya bak kardeşim alabilirsiniz, Dilan Polat'ı sevebilirsiniz, ürünlerini kullanabilirsiniz. Ee, ama bir takım eğer gerçekten kirli para dönüyorsa, kirli ağlarla bağlantısı varsa kardeşim yani bu ıı, ne derler? Ee, işte uzak durulması gereken insanlar bunlar kardeşim. Eğer siz gerçekten e, ne bileyim böyle bahis şirketlerinin ahlı e, katillerin paralarını aklayan işte bahsediyordu ya Muhammed Yankık'ta yok işte ordur mordur işte e, bir şekilde kara paralar aklanıyor falan. Göstermelikten de bunu işte ne bileyim e, parfümdü yok işte rulon sattım da falan sattım da deyip gösterip de öyle bu paraları kazandık derse kimse yemez zaten. O yüzden. E, bir şey alırken etiketine bakıyorsunuz kardeşim. hani markasına bakıyorsunuz değil mi? Kaliteli mi değil mi? Şu mu bu mu? şeyi nedir? Yani bir takım bazılarda varmış herhalde İsrail markalarına tepki olsun diye falandır fişmandır. Ya gerçekten biz çifte standart uygulayan bir ülkeyiz ya. Yani hamaseti seviyoruz, yaygarayı seviyoruz. Mesajları verirken acaba katkım olur mu? Doğru mesajlar verebiliyor muyuz acaba dünyaya, dünya kamuoyuna? Düşmanlaştıraraktan mesela e, şimdi gene beni İslamofobik bulacaklar ama dikkat e, ilgimi çektiği için söylüyorum. Mesela e, hutbede kılıçla çıkıyor olması e, yani ilahiyatın başındaki en büyük e, hocanın bir şekilde kılıçla çıkıyor olması dünyaya e, Filistin hakkındaki mesajlarını kılıçla veriyor olması sizce enteresan değil mi? Bir din adamı neden kılıçla çıkar da vaaz verir? Bu şekilde mi Filistinli çocuklara yardımcı olacağız? Yani doğrular acıtır ama ben doğruları her zaman söyleyeceğim arkadaşlar. İsterseniz kızın, isterseniz e, ne söylerseniz söyleyin. E, tekrar söylüyorum. E, ben masum sivillerin, çocukların, bebeklerin hiçbir zaman öldürülmesini hiçbir zaman ama hiçbir zaman kabul edemem. Hiçbir zaman burada insanlık ölmüş demektir. Bunu ben Müslüman diye de ayırt edemem. Gazzeliler için şu anda gerçekten çok üzülüyorum. Ama Gazzelileri bahane edip burada da böyle radikal grupların toplanıp hilafet ilan edilsin, hilafet gelsin bunu fırsata çevirmeye çalışmalarını da kabul edemiyorum arkadaşlar. Mesela Bursa'da toplanmış işte Gazze'deki saldırıları protesto etmeyenler hilafet gelsin, hilafet sloganları ataraktan, naralar ataraktan meydanlarda ee, bu şekilde eylemler yapıyorlar. E peki ya e, öğrenciler yürüyeceği zaman joplayanlar, ne bileyim işte üç kuruş maaşla çalışanlar haklarını aradığında polislerde polisler biber gazıyla kovalasın insan hakları ile ilgili. Öbür tarafta e, bu şekilde naralar atanları ki Türkiye Cumhuriyeti tamam e, çoğunluğunun Müslüman olduğu ama layık bir ülke olduğumuzu da unutmayalım. Yani ee, bu tarz sloganlar atıla, atılması da suç bence ama atılıyor işte yani. Hani bunu bu şekilde fırsata çevirmeye çalışanlar da yok değil. Hani <laughs> gerçekten üzücü ya. Yani ben e, ne diyeceğimi bilemiyorum. Şimdi bir de bu gerçekten e, Filistinlere yardım ettiğini zannedip de böyle e, yaygaracılar var. Yaygaradan öteye gitmeyen. Yani doğru mesajlar verdiğiniz zaman dünya sizi dinler. Yanlış mesajlarla kimse dinlemez. Bakın Fatih Altaylı ne demiş? Önce 3 gün yaz ilan ettik. Bizim deprem acımızda bir gün bile yaz tutmayanlar için yaz ilan etmemiz açık söyleyeyim çok da içime sinmedi. Ee, ama hadi insanlık bizde kalsın dedik bu milletin her zamanki olgun tavrı ile. Şimdi e, okullarda sabah Filistin'de hayatını kaybedenler için bir dakika saygı duruşunda bulunacakmışız. Bence artık işin cılkı çıkardınız. Böyle yapacağınızda başta Halil Konakçı olmak üzere milleti dolduruşa getirenleri bir uçağa ya da gemiye ayarlayıp Gazze'ye savaşmaya gönderirseniz daha büyük bir hayır işlemiş olmaz mısınız demiş Fatih Altaylı. Halil Konakçı da meydanda toplanıp işte bizi göndersinler gönderirlerse gitmeye hazırız gibi. Açıklamaları vardı Ali konakçının da yani bakın bunlar dünyaya doğru mesajlar değil diye düşünüyorum ya sizce şimdi bu hakikaten bıçak sırtı konular konuşuyorum bakın sakin sakin hiçbir tarafın tarafı değilim önce şunu söyleyeceğim ben gerçekten hiçbir kimsenin ne sözcüsü ne tarafı sadece bir Türk vatandaşı kalbimden ve gönlümden ne geçiyorsa ve kendi bakış açımla bir takım konulardaki fikirlerimi sizlerle paylaşıyorum. Hiç kimsenin adamı değilim. Kimseden para almıyorum. Kimsenin sözcülüğünü yapmıyorum. İnsan olarak bakıyorum. İnsani değerlerle yaklaşıyorum konulara. Ama yanlış anlayanlar da çıkmıyor. Değil tabii ki. Çok enteresan Gazze'de tehdit ediliyorum. Hayatım tehlikede diye açıklamaları var Fulya Öztürk'ün. Fulya Öztürk enteresan bir telefondan 0221'den. Dört akamlı bir numaradan aramışlar. Kısık sesli bir adam e, İsrail demişsin dedi. Kendisine dikkat et, kendine dikkat et yine arayacağım dedi. Telegram sayfalarında da fotoğraflarım paylaşılıyor demiş. Ben e, İsrail hattı kullanıyorum demiş. İsrail ve Hamas arasında yaşanan savaşı yerinde takip eden ve son gelişmeleri anında aktaran CNN Türk özel haberi şefi Fulya Öztürk, Biliyorsunuz bu Fulya Öztürk deprem zamanında da gece gündüz oralardaydı. Hep böyle zorlu işleri ki Azerbaycan, Ermenistan'ın Karabağ Savaşı'nda da oradaydı yine. Yine pandemi sürecinde de hep sokaklardaydı. Enteresan cevval bir kız ama zannedersem İsrailler tarafından mı bilemiyoruz ama Kendiniz iddialarına göre. İsrail Telegram sayfalarında benim fotoğraflarımı paylaşa, e, paylaşıyorlardı. Ben bunları en başta çok önemsemedim. Açıkçası ben İsrail hattı kullanıyorum. Bunu da çok kimse bilmez açıkçası. O yüzden şaşırdım. Beni sadece e, rejiden arıyorlar. Başka bir numara aramıyor. Dolayısıyla bu dört rakamlı numarayı görünce şaşırdım. Büyükelçiliği ardından hemen gerekli yerleri de konuşuyoruz. Şu an ben ve ekip arkadaşlarım gayet iyiz diye açıklamada bulunmuş. Ay yani korkunç ya şu savaş bitsin. Umut ediyorum ki Filistinli çocukların gözyaşı, annelerin gözyaşı dinsin. Orada bir çözüm olsun. Dileyim o yönde barış olsun. Ee, hiçbir şey için geç değil diye düşünüyorum. Ee, i̇nşallah bundan sonrası için ya düşünsenize de kısacık zamanda bu kadar insan öldü demek ki uzadıkça bu sayı ve rakam artacak. Yani o yüzden. E, Barış, barış, çözüm barış. Savaş bir insanlık suçudur. Maalesef masa başındaki harita çiz, şekillendirmeler, çirlin, çirkin emeller. Yani savaşla e, kazananı olmuyor işte. Bir, 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 birilerinin kanı üzerinden, birilerinin ölüm üzerinden zafer mi olur arkadaşlar bu çağda? O yüzden e, savaşa hayır diyoruz. Bazı savaş seviciler var. Ee, onlar tabii ki beni yanlış değerlendireceklerdir. Varsın değerlendirsinler ne diyeyim. Çünkü ben e, biliyorum ki kalbimle konuşuyorum. Doğruları söylüyorum. Varsın birileri eleştirsin. Düşünün ya ikinci sayfayı eleştirdim diye benip Dilan Polat'ın adamı ilan ettiler ya. Ben e, ikinci sayfanın tekrar aynı yere dönüyorum. E, söylemlerini, e, olaylara bakış açısını eleştiriyorum. Bir gün çağırıp hayranlıkla alkışlayıp, Böyle yapıp ertesi gün çağırıp tükaka yapılınca o zaman bir tutarsızlık oluyor. Ay kapatmak istiyorum ama kapanmıyor. Yani o kadar e, Dilan Polat olayın da arkası dolu ki kapatsanız da kapanmıyor gerçekten. Ama e, dediğim gibi benim söylemlerimi beni sürekli takip edenler biliyor. O yüzden e, düşüncemi de biliyorlar. E, kimsenin adamı olmadığımı, kimsenin beni, beni satın alamayacağını da biliyorlar. O yüzden... Ee, arada bir beni sevmeyenler çıkıp böyle uyuzluk yapacaklardır arkadaşlar. Ee, sanatçıların bazıları bu yasaklara sistem etmiş. İşte e, bazıları işte albümün çıkış tarihini ertelemiş. Bazıları işte e, konserlerini ertelerken bazıları da niye hep sanatçılar fedakarlık yapıyor. Mesela Zeynep Bastık'la Dilan e, Çıtak mıydı? Evet İbrahim Tatlıses'in kızı demiş ki aslında söylemeye çalıştıkları yanlış anlaşıldığını düşünüyorum. Bugün yine söylemezsem olmazsa da birbirine girdiler. <laughs> Ay çok enteresan geliyor. Şey Bilal Özcan'la Selen Görgüzel'in resmen kavga ediyorlar programda. Aralarındaki negatif enerji ekrana da yansıyor diye düşünüyorum. Bir iletişim sorunları var. Yani kötü görünüyor. Hani... ...sempatik sataşma olur... ...okey yani böyle tatlı tatlı yanındakile e, ...atışırsın... ...o başka bir şey... ...ama bunlarınki itici bir boyutta... ...bir aralarında negatif sözümü kesme... ...tamam falan... Aa, ...bu ekranda olur mu ya... ...ne kadar amatör bir program... ...sözümü kesme... ...ben bir lafımı bitireyim falan... ...böyle bir gergin gergin... E, <laughs> ...bu sanatçıların... ...YAS'la ilgili fikirlerinde... ...ayrıştılar... ...bir de sanatçı e, çağırdılar ama... Zeynep Bastı'nın söylemiş şuydu. Yani diziler devam ediyor, yemek programları devam ediyor, gündüz kuşağı programları her şey devam ediyor. Ee, herkes işinde gücünde ama yaz bir tek müzik sektörünü etkiliyor. Yani e, ilan edilsin ama ilan ediliyorsa hepsinde ilan edilsin. Top yakını yaz içinde olan Birileri ekmeğini işini parasını kazanırken bu sektörde bir sektör neticede para kazanan, evine ekmek götürenler var. Onlara niye işinden ediyorsunuz demeye çalıştılar ama. Ooo. İşte üç gün çalışmazsanız ölmezsiniz de dur da fişmandır da ay yuka çıktı. Aslında iyi niyetle söylemeye çalıştıkları ne derler? E, linç kültürümüz geliştiği için, tek pencereden baktığımız için. Bakın beni bile yanlış anlamışlar. Ben dedim ki ya yaz doğrudur. E, bunu depremle kıyaslamayın dedim. Sanki depremle ben kıyaslamışım gibi. Yani dinlemiyor insanlar. Hemen kelimenin ucundan wow, çatana çatana kalem şöyler başlıyorlar. Dedim ki ya o önceki geçmişle bugünü kıyaslamayalım. Bakın onca çocuk ölmüş. Dünyanın ayağa kalkması gereken bir savaş suçu işlenmiş. Ülkemiz hükümetimiz doğru bir karar almıştır milli yaz ilan edilmesi doğrudur diyenlerdenim ben. Ona rağmen beni linç ediyorlar. Vay işte deprem depremle ben mukayese etmedim. Edenler var dedim. Doğru değil dedim. Kendi fikrimi söyledim yani. Çünkü ona dair yorumlar geliyor. Ya geçmişteki hatalarla bugün şimdi yapılan işleri mukayese etmeyin. O zaman yapıldıydı da bu zaman yapılmadıydı da bunun tartışılacağı gün bugün değil dedim ben. Ama o bile niyeyse yanlış anlaşılıyor. Ki o yanlış anlaşılıyorsa sanatçıların amanın bunu şimdi topa koyup Zeynep Bastık'ın ne zannedersem e, Harbiye'de bir konseri vardı. iptal olduğu için üzgün olacaklar. Tabii ki e, çok büyük paralar kazanıyorlar. Üç gün kazanmasalar ölmez. Bakış açısına bakar mısınız? Yani e, çok büyük para kazanan da var. Küçük paralar kazanan da var. Belki de çalışarak evine çünkü ben de şarkıcı olduğum için bilirim. Gece aleminde çalışıyorsanız eee en ufacık bir şeyde hemen e, ilk önce biz mekanlar kapatılır. Çok enteresan bir şekilde. E, o sektörde çalışanları da bu olumsuz şekilde etkiliyor. Hadi diyelim şarkıcılar. Sadece şarkıcılar değil ki. Orada garsonu çalışıyor, komisi çalışıyor, aşçısı, bekçisi. Birçok çalışan ve yövmüyosunu çalışan birçok insan var. Günah değil mi? Yani koca bir sektör. Konserinde de öyle ışıkçısı var, setçisi var. Yani bir sürü sadece şarkıcı olarak düşünmeyin. Müzisyeni var. Eee eğer e, milli bir yas ilan ediliyorsa siz para kazanmayın deyip de belirli bir kesime de yol veriyorsanız bu doğru değil. Ticareti durdurun kardeşim o zaman. mal satmayın. Öyle mi yani değil mi? Yani şimdi bir takım konularda cezalandırın. Herkes ekmeğini kazanacak bilmem ne yapı göstermelikten de yas ilan edip müzisyenleri cezalandıracaksınız. Her fırsatta. Bunu aslında ifade etmeye çalışmış <laughs> şarkıcılarımıza ama ay vay sen misin ne yapacaksın hoplayıp göbek mi atacaksın? bilmem şöyle öldün mü bittin mi diye yorumlar geliyor. Yani yas ilan edilecekse bir acı varsa o acıyı ortak hepimiz paylaşalım. Yani bundan sadece müzisyenler etkili herkes yani değil mi yani herkes elini taşın altına koysun. Söylemeye çalıştıkları bu ama tabii ki onu da egzajere edip başka tarafa çektiler. Oyuncu Esra Akkaya oğluyla trafikte ee, ölümden dönmüşler. Ünlü oyuncu trafik kazası yapmış ve çocuğum hala titriyor diye Can ee, Alex, zannedersem e, Afrika bir ülkesi şimdi burada e, notumu almamışım. Ee, oradan evlat edindiği çocuğuyla, ah canım benim. Korkmuşlar. Gerçekten de trafik kazası işte anlık gelişen şeyler ya. Çok trafikte de dikkat etmek gerekiyor. Ee, insan bir tanesinde gördüm haberlerde kadın yemin ediyorum biz bir şekilde ne derler negatif Enerji istilası altındayız. Kadının bir tanesi çıkmış çocuğunun yanında saç başa e, yoluyor kadını trafikte. Artık neye anlaşamadılar, bölüşemedilerse tekmelerle Allah'tan yargı trafikten men etmiş. Bakın hakikaten çok öfkeli olduk. Her şeye sinirlenir olduk. Yani hiç toleranslı değiliz. Kötü günlerden geçiyoruz. Bir tanesi de bodozlama kaçırmış koca şantiye arabasını. Polisleri ezmiş, onu ezmiş, bunu ezmiş. Bunlar çoğaldı mı bu vakalar. Dikkat ediyor musunuz? Sükunetimizi ve sakinliğimizi korumak zorundayız. İnsanı insan yapan en önemli şeylerden birisi de iletişim. Birbirimizi dinleyip yani ani, fevri davranmamamız gerektiğini düşünenlerdenim. Yani her şeyi yanlış anlamaya meyilli toplumlar haline geldik. En önemlisi de kavga yerlerinden birisi trafiktir. Ay hızlı geçtin, yan geçtin. Aslında herkes kurallara uysa. Herkes Kurallara riayet, riayet etse belki de bu kavgalar, tartışmalar daha minimum seviyeye inecek diye düşünüyorum. Ve Esra kayaya da geçmiş olsun diyoruz. E, ucuz atlatmışlar. Allah bir daha göstermesin. Ve gelelim Tanyeli'ye. Ay canım benim ya. Ne kadar önemli bir mücadele veriyor sağlığı için. Zannedersem burada ki mücadelesini artık Küba'ya taşıyacak. E, kanser tedavileri de pahalı tedaviler arkadaşlar. Bu konuyla da ilgili açıklamaları vardı. Ee, arkadaşları, e, yakın arkadaşları Zara, Hakan Altun, Haluk Levent, ay Haluk Levent'i bir kez daha kutluyorum. İstanbul'daki tedavi gördüğü hastanenin, hastanenin masraflarını kapatmışlar. En azından Küba'ya da kafası rahat gidecek Tanyeli kutluyorum. Sanatçıların birbirine destek olması çok önemli. Çünkü e, kendisi Avustralya'da yaşadığı için buraya geldi. Yazık yeni hayallerle belki de para kazanmak için geldi ama işte hiç hayat bazen kader ummadığın anda bir hastalıkla da seni sınayabiliyor ki ben zıpkın gibi kadın 3 gündür bakın e, sırtımda bir ağrı e, ona rağmen de çocuklarımı gezdiriyorum köpeklerim acaba paşa ekrana yansıyor mu yok şimdi yanımda yatıyor e, tabii ki onu çekiştiriyorlar 3 köpekle geziyorum düşünün beni falan ama İlk gün çok ağrıyordu. ikinci gün hafifledi. Bugün biraz daha iyiyim. Ee, bazılarınız açıyı beğenmemiş ee, çünkü doğal olarak tripodların ışığı cama vurmasın diye biraz böyle çapraz koydum. Tam karşıma göz hizama koyuncası arka camda tripodların ışığı kötü göründüğü için arkadaşlar böyle biraz çapraz koydum. Ortalığı oturmadım. Bunu bile açıklıyorum size çünkü sırtıma böyle destek olsun diye bir e, yastık koydum. Tam böyle ucu oturdum ki e, yumuşak da koltuk yayılmayayım diye. Aslında hiç rahat değilim. E, hiperaktif bir kadın olarak masamı, topuklu ayakkabılarımı özlemedim değil. Ama hem ülkece yaz sürecindeyiz hem e, zorlu süreçlerden geçiyoruz. E, onu bile yanlış anlayabilirler topuk tıkırtımı bile onu bile düşündüm arkadaşlar. O yüzden şu süreci bir atlatalım. İnşallah sizlere güzel haberler, neşeli haberler, eğlenceli haberler vermek istiyor sebaşunuz. Yine masamıza geçer. O tatlı sohbetlerimize devam ederiz. Masama geçmeyi iple çekiyorum. O yüzden göz lisasında değil ya da ne bileyim açı güzel değil falan. Bunlara pek takılmayın. Ev ortamında ayarlayabildiğim en minimum sorunsuz seviyede ayarlamaya çalışıyorum arkadaşlar. Çok çok geçmiş olsun diyorum. Artık Demek ki Küba son çarem oluyor kanserde arkadaşlar. Allah acil şifa versin. Ee, hiç belli olmaz bu işler. Turp gibi sapa sağlam gelebilir. Ne çok kanser vakası duyuyoruz artık. Farkında mısınız? Çok fazla çoğaldı. İşte bunlar bir şekilde yediklerimiz, soluduğumuz hava, negatif enerjiler, enerji kirliliği altındayız. Yani sadece şey olarak düşünmeyin bu 5G'ler bizi nasıl etkiliyor, bu teknolojik Wi-Fi akımları bizi nasıl etkiliyor? Yediklerimizdeki o koruyucu maddeler bizi nasıl etkiliyor? E, auramızı e, nasıl zedeliyor? Korunma e, mekanizmamızı sadece e, vücudumuzun değil, e, spiritüel e, dış auramızın da koruma kalkanları yırtıldı artık. Yani savunmasızız. Bunca negatif ortamda, bu negatif enerjiler hepimizi bir yerde insanlık ağlarken, ister istemez gülsem bile gülmem buruk kalıyor. Çocukların öldürüldüğü bir dünyada nasıl gülebiliriz ki arkadaşlar? Gerçekten. Ben orada Filistinli diye görmüyorum. Ben insan olarak bakıyorum. Ben orada çocuk olarak görüyorum. Yani din kardeşimiz diye feberan edenler gibi bakmıyorum. Yani ben orada o çocuğa üzülüyorum. Gerçekten sivil, masum insanların acılarını paylaşıyorum. Derinden hissediyorum. Benden, bizden gibi diye değil... Tamamiyle insani bakıyorum. Bence doğru olan da bu. Yani ne önemi var? Hristiyan da olsa küçük çocuk üç yaşında bir çocuğun ölümünü aa e, falan diyerek mi bakacağız? O da acı, bu da acı. Yani bunu söylediğiniz zaman maalesef bir kesim tarafından yanlış e, adlandırılıyorsunuz. Doğru olan bu mu? Sen kendine Müslüman diyorsun. Bir kadının üstünde tepinilmesini, kılığından kıyafetinden dolayı masum bir insanın öldürülmesini bir kadın olarak sen bir Müslüman olarak içine sindirebiliyorsan sen böyle Müslümansan ne diyeyim ben daha ben onu da içime sindiremiyorum arkadaşlar masum insanların ölmesini kabul edemiyorum başkaları ne düşünürse düşünsün eda ece yazık bu kız da ya biliyorsunuz o da e, yanlış anlaşıldı açıklamalarından dolayı linç edildi e, hamile de bir kadın ve o da ne ne çok şey bir arada yaşadı oyuncu eda ece Köpeği Plüton'un hayatını kaybettiğini sosyal medyasından paylaşmış. Ne demiş bakalım Eda Ece. Oyuncu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmış: Hoşçakal Plüton, en sadık arkadaşım, kendi küçük yüreği büyük yoldaşım, peşimi hiç bırakmayan ilk çocuğum. Öyle çok anımız var ki seninle beraber büyümüştük. Ee, annen seni çok özleyecek, bütün ailen çok üzgün. Daha fazla yazamayacağım. Resimlerine de zor bakıyorum. Bu güzel 10 yıl için binlerce kez teşekkür ederim sana Pluto demiş. 12-12-2013 doğumluymuş. 18 10 2023'te de köpeğini kaybetmiş Eda Ece. Çok üzücü bir durum. Yani insan, kedisi, kuşu, köpeği inanın belirli bir süre zaman geçirip sevgi akışında bulunduğunuz zaman eee inanılmaz bir yakınınızı kaybetmiş kadar acısını içinizde hissediyorsunuz. Ee, bana öyle bakıyor ki bazen paşaya içinde gözlerinde bir insan bakıyor. Yani insan insan bakıyor. Yani o yüzden de e, anlayabiliyorum. Köpek bakmayan da zannedersem bunu algılayamaz diye düşünüyorum. Nasıl olsa onu şey gibi görüyor. Bir oyuncak gibi bir hayvan. Yani ne kadar üzülebilirsin diye düşünüyor ama gerçekten öyle değil. Bir bağ kurduğun zaman bir etkileşimin olduğu zaman ee, acısı çok büyük oluyor. Eda anlayabiliyorum ben. Ah benim güzel oğlum gel bakayım anneciğim bir. Gel benim yanıma. O. Oh. Tamam kızma. Kızıyor mu tamam, anne? Hemen de uyu uyu uy, tamam. kızma anneciğim. Benim takipçilerim bir görsün o güzel gözleri dedim. Dedim ki benim oğlum da çok güzel dedim. Bir görsünler dedim. Tamam kız otur. Oh, 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 hemen de kızar. Sen, tamam. Sen diyor beni niye şimdi diyor rahatımı bozuyorsun. Tamam anneciğim ne? Ne anneciğim? Öp bir kere barışalım. Hadi bir kere öp. <laughs> <laughs> Öfkeli bana. Tamam yat anneciğim. Kızma. Evet arkadaşlar köpek deyince anneciğim Eda'yı köpeğini kaybetmiş. Çok üzgünmüş anneciğim. Kıyamam ben oğluma. Evet devam ediyorum arkadaşlar. Bu arada Dilan Polat'ın işte bu, bu bunun için dedikleri fincan gerçekmiş. 46 bin liraymış arkadaşlar. Sahte demişti. Altın tozu içinde 100 lira demişti ama e, e tabii ki o kadar yaygaradan sonra bir yarında geri çark etmeye çalıştı. Didem Uzel enteresan açıklamalarda bulunmuş. Nişan taşı City'de niyeyse ünlülerimiz de sürekli ya etilerde ya nişan taşında. Başka yerde gezmiyorlar. Enteresan açıklamaları olmuş. Demiş ki Didem Uzel Son dönemde bazı isimler yurt dışına çıkmayı tavsiye ediyor. Siz yıllardır yurt dışında yaşadığınız bu konuda ne diyorsunuz diye soru sorulmuş. Ne manaysa. Çok marifet zannediliyor değil mi? Yurt dışı kolay değil. Türkiye'den kaçıyorsunuz ama kaçmayın. Gerçekten belli bir noktadan sonra dönüp dolaşacağınız yer burası. Sahip çıkmanız gereken topraklarınız var. Ben de gidebilirim ama burada hiç kopmadım ve kopmayacağım. Gideceğim ve kaçıyorum efekti yanlış. Gidip deneyin görün Amerika için konuşursam kendi vatandaşını doyuramıyor. Orada ne yapacaklar? Hayaller güzel ama gerçekler var. Ee, yanıl, e, yanıtını vermiş. Yani tabii ki bodozlama bilmediğim bir ülke longer longer çekip gitmek zaten doğru değil. Bir altyapın yoksa bir işin gücün yoksa e, rezil olursun. Yani mülteci gibi kaçayım gideyim bir yerlere sığınayım mantığıyla ama bizdeki eğitimli kesimin gidiyor olmasın. Onları tutamıyor olmamız, doktorlarımızın, e, bilim insanlarımızın gidiyor olması korkunç. Önemli olan onları kaçırmamak. Yani ama niyese bilim insanlarımıza gerektiği kadar değeri vermediğimizi düşünüyorum ben. Dedikten sonra çok enteresan e, reklamcı e, sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ile eşi Beril Talu yakın çevresini dolandırarak ortadan kaybolmuş. Var böyle tipleri canlandıran bir çocuk vardı hani peruklu meruklu sosyal medya instagram ünlüleri vardır ya böyle sürekli e, komiklikler yapan böyle enteresan tiplerdendi. Çok enteresan yakın çevresini bir şekilde e, yardımcılarına kadar para toplayıp Portekiz'e kaçmışlar topuklamışlar. Ay çok enteresan ya yani gerçekten 100 milyon lira para toplamışlar. Pazartesi gününden beri ulaşılamayan çift Instagram'da var böyle tipler official duyuru adlı yeni bir hesap açarak ana hesabımızı kapatıldı ve 15 günlük bir sürecimiz bulunmakta. Bu süreçte yapacağımız paylaşımlar hesabın yeniden açılmasına engel teşkil edebilir. Bu sebeple sizden biraz sabır ve bol paylaşım rica ediyoruz diye bir paylaşılarda bulunmuşlar. Kafanızdaki tüm sorunların detayları bir video ile açıklayacağım demiş ama Ortekiye tüymüş en yakınlarını dolandırıp ay ne korkunç bir şey ya bir insan nasıl e, yola devam edebilir ki tüm çevrenin parasını çalıp çırpıp kaçtıktan sonra yetenekli de insanlardı niye helalinden para kazanmak varken niye e, ne bileyim etrafındaki insanların canını yakarsın çok enteresan bakın bakalım nasıl açıklamaları olacak. Ee, bu çiftin neler söyleyecekler merak ediyorum. İddialar arasında çiftin reklam işlerini bahane ederek kurdukları bu sistemle ortaokul arkadaşlarından evlerinde çalışan yardımcıya kadar onlarca kişiden para topladıktan sonra bir veda partisi düzenleyerek Portekiz'e kaçmışlar. Ya insan bunu ortaokul arkadaşına evinde çalışana nasıl yapar ya? Ay nasıl gözü dönmüşlük. Yani bu kadar da gözü karartanlar var. Dilan Polat ne yapsın dermişim. <laughs> Ay Dilan Polat'ı da ne aşağılamışlar ne eziklemişler. Kadın ondan demek ki psikolojisi bozulmuş da bu kadar e, e, ne derler gözünü karartmış herhalde. Ama gerçekten e, insanlık çıldırmış bir vaziyette. Savaş, kan, gözyaşı yetmiyormuş gibi terör, trafikte birbirini öldürenler, bıçaklayanlar, tahammülsüz şekilde yaralayanlar. Dünya nereye gidiyor ya? Gerçekten üzülüyorum. Bu arada Reha Muhtar e, Deniz Uğur davasında e, zannedersem ara bir karar verilmiş mahkemeden. Bakalım nasıl bilgiler var o cephede. Deniz Uğur ile Reha Muhtar arasında devam eden ikiz çocukların Mina ve Poyraz'ın velayet davası ara karar çıktı. Deniz Uğur'un Reha Muhtar'ın akıl ve ruh sağlığının yerinde olup olmadığının kontrol edilmesiyle ilgili talebi üzerine. Ay. Mahkeme Reha Muhtar'ın adli tıba sevkine karar vermiştir. İstanbul Çağlayan Adliyesi 14. Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmada Reha Muhtar ile birlikte kalan çocuğunun psikolojik e, tedbiri verildi. Mahkeme Seren Serengil ve Deniz Uğur'un tanığı olarak yani Seren Serengil tanık olarak mahkemede dinlenmiş. Serengil duruşma sıra, e, sonrası ben sadece gördüklerimi söyledim. Hakime hanım kararı çocukların durumu tehlikeli olduğunu söyledim herkese iftira atıyor. Ciddi bir alkol sorunu var. Hakime hanım da kendisini eee adli tıba sevk etti şeklinde açıklamalarda bulunmuş. Deniz Uğur bu sabah adliyede yanında olan Seren Serengil'e "canımın parçası, çocuklarımın en en yüksek hayrı için bütün melekler yanındaydı bugün. Hiç hiçbir evladın baskıya, şiddete, tehlikeye maruz kalmaması için karar duruşmasına dek" Ee, ...inananlardan dualarını eksik etmemelerini rica ediyorum demiş. Seren Serengil'e kızıyoruz ediyoruz ama e, iyi bir şeyler de yaptığı oluyor. Gerçekten muhtarın zaten ruh halinin iyi olmadığı bakışlarından bile yansıyor. Ee, ve çocuklarının da ben zaten en başından beri bu kavganın bitmesi gerektiğini söylüyorum. Ve Deniz Uğur da e, neticede çocuklarımın babasıdır ben kötü olmak istemiyorum ama sağlıklı kararlar veremiyor diyor. E, tedavi görür mü? Bazı hastalar te, hasta olduğunu kabul etmez biliyorsunuz. Bakalım e, çocuklarıyla ilgili bu durum nereye evrilecek? E, duruma seren serengil el atmış durumda. E, bir sahiplenmiş o çocukları. Yakınlık kurmuş. Onları sevmiş zannedersem. E, şimdi onların e, iyiliği için zannedersem taraf değiştirdi. Kendini düşürdüğü durum kötü. Yani e, ön yargıyla yaklaştığı için Deniz Uğur'a atıp tuttu. E şimdi de döndü. Ay ne korkunç bir durum. Bir dönüyorsun Reha Muhtar'ın e, şahidi oluyorsun. Sonra dönüyorsun Deniz Uğur'un Fıkra gibi kadın yani. Komik olan o. asla doğruyu buldu. Kendilerinin de katıldığı, Deniz Uğur'un kendi programına katıldığı programda ifade etmeye çalıştılar. Ne diyelim? En azından doğru yolu buldu Seren Serengil. Yeni program hakkında ne düşünüyorsunuz? Biraz tutuk mu gidiyor? Haftada bir herhalde zannedersem program yapacaklar. Yani böyle sürekliliği olan bir program değil. O da çok e, ne derler YouTube'da başarılı olacağını pek düşünmüyorum. Yani en azından haftada 2-3 tane yapabilirler diye düşünüyorum. Daha ikinci yayın yayınlandım bilmiyorum ama biraz ağır gittiklerini düşünüyorum. Deniz Uğur'a gelecek olursak gerçekten işi zor. Çünkü tam e, geçiş sürecinde olan çocukları çünkü o, o yaşta çocuklar sorunlu olur. 13-14 yaşındaki çocukların o geçiş süreci, blue, ergenlik dönemi gerçekten zaten sıkıntılı bir süreç. Ve o sıkıntılı süreci üstelik de e, alkol sorunu olan bir babayla mahkeme koridorlarında velayet davalarıyla aşmaya çalışıyor. Allah bu durumdaki tüm kadınların yardımcısı olsun. Korkunç bir şey. Gerçekten çelik gibi bir ruh sağlığınız olması gerekiyor tüm bunları kaldırabilmek için. Ee, doğru tarafı seçtiği için de ne diyelim seren serengili kutluyoruz. Umut ediyoruz bir daha ön yargıyla yaklaşıp böyle aile dramlarının içerisinde bir o tarafa bir bu tarafa savrulmaz diyelim ve geçelim. Şöyle bir gözden geçirmek istiyorum haberlerimi. Yeter. Bugün bu kadar olsun arkadaşlar. Ee, bugün biraz daha iyi hissediyorum kendimi. Bazıları demiş ki ay ne negatif bir yayındı diye dün beni bayağı bir yerden yere vuranlar olmuş. Nasıl pozitif bir yayın olsun? Sebaşınızın içi dışı bir sinirleniyorum, öfkeleniyorum. Nasıl öfkelenmiyorum? Siz öfkelenmiyor musunuz? Yani e, haksızlığa gerçekten tahammül edemiyorum. Bazen kendimi kaptırıyorum yani çünkü e, izliyorum yayıncılık ilkelerinin çok çok ihlal edildiği programlar olarak görüyorum magazin yayınlarını. Eleştiriyorum, bazen de eleştirirken öfkeme yenik düşüyorum zannedersem, affınıza sığınıyorum. Ama kalbimin ne kadar... E, doğrularla ne kadar temiz olduğunu en azından bir kısmınız biliyor diye düşünüyorum. Üzülüyorum insanım, etten kemiktenim. Yanlış anlaşıldığım zaman çok üzülüyorum. Gerçekten elimde değil. Yani bazen bir bakıyorum, ay beni böyle anlamış diyorum. Söylediklerimden bunu çıkarmış diyorum. Takılıp kalıyorum. Yani e, çok teşekkür ediyorum onlarca, belki de yüzlerce de güzel mesajlarınız var ama insan demek ki kötü yorumlara takılıyor. En çok da eee İftira demeyeyim de söylemediğim bir şeyi e, ya da kastetmediğim bir şeyi düşünüyor olmaları. Benim söylediklerimden yanlış şeyler çıkar çıkardıkları zaman üzülüyorum. Korkunç bir şey. Düşünsenize beni İslamofobik bulmuşlar ya. Bakın dönüyorum dolaşıyorum. Ay nasıl sinirlendim ya. Benim annem Müslüman, babam Müslüman, e, dindar insanlar e, ne kadar modern bir hayat yaşarsak yaşayalım kodlarımızda. Biz böyle yetiştirildik. Benim nasıl Müslümanlardan nefret edebileceğimi ya da bir fobimin olabileceğini düşünebilirsiniz. Böyle bir açıklamaya yani İsrail ile ilgili açıklamalarımdan nasıl böyle bir kanıya varabilirsiniz? Aklım almıyor gerçekten. Önyargı işte. Her şeye önyargıyla yaklaşan ve kendi penceresinden düşündüğü gibi karşısındaki düşünmüyorsa vurun abalılığı yapıyorlar arkadaşlar. Dedikten sonra bugünlük savaşınızdan bu kadar. Yarın farklı konularla görüşene dek hoşça kalın, mutlu kalın. Savaşların olmadığı, çocukların ölmediği, kimsenin acı çekmediği mutlu bir dünya temenni ediyorum. Hepimize, tüm dünyaya beni her nereden izliyor olursanız olun sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Kucak dolusu sevgiler.